Ha bu başka. Tamam. 1.85 boyum var. Senin 1.85 boyun varsa 27 yaşındayım. 1.73'üm 19 yaşındayım. Ve bekarım. Ve Rizeliyim. Bekar değilim. Ayağım biraz daha seriyorlar dediler sadece. Ha! Medeni alim bekar. Tabii kimliğe baktığınızda öyle yazıyor. Yazdı ama onu. Yalan söyleme oğlum. Yemin ediyorum lan, manyak mısın sen? Hiçbir kıza yazmadın. Hayır, niye yazsa tanımadık? Hayat erkeğe yazdım. Erkekler de bana yazdı. Dur, nereden başlıyoruz? Buradan mı? Hadi. Efe'yi de izliyorum. Aklımda yokmuş. Kimi izliyorsun? Efe'yi. Dur şuradan. Erkeğe yazdım. Erkekler de bana yazdı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu mu yazmış? Dijitalde canlı yayın izliyor musun hiç? Twitch olur, Instagram, YouTube. Niye kapatıyorsun? Pelin. Pelin mi? Pelin'i izliyorum Twitch'i. Nadiren izliyorum. Kim ben değil? Çünkü gamer'ım abi. Dalia. Dalia. İzlemek beni sarmıyor. Instagram ve YouTube'da evet. TikTok yok zaten, kullanmıyorum. Başka nerede? Ha, Twitch. Twitch arada bir. İzliyorum. Dijitalde ne demek anlamadım. Dijital platformlarda. Saniye tutuyorum, kaç saniye alacağım. İzliyoruz ayol. Anladım yahu. Ne izliyorsun mesela? Bilmem, izlerim herhalde yani. Ya tamam, izliyorumdur. Konumuzu az çok anlamışsındır. Canlı yayın izleyeceğiz. Konumuz. Şimdi abi tabii konu canlı. Mesela oturup bir anda böyle 6 saatlik yayın izletiyor değil mi? Canlı yayın olunca ister istemez bazı gaflar, fail'lar, geri döndürülemez sıkıntılar yaşanıyor. Bugün seninle hem dijitalde hem de televizyonlarda... Dur şimdi gene nereden olacak? Canlı yayın kazaları ve fail'ları... Yüksekten şuraya gelecek, ben kendimi şuraya alıyorum. Hiç aklıma bir şey geldi de. Efe'yi de izliyorum, aklımda yokmuş. Kimi izliyorsun? Efe'yi. Söyle ne? Uygaç. Peki izleyicileri olan ne diyor? Dayı. Tamam, göt oğlum, evet. Şirik şifa. Yapma! Hey. Alev aldı. Sonunda kötüyün belli ki satayım. Ay nasıl hissetmezsin, kafan ya. Oh merde! What the fuck? What the fuck? Je suis cramé les cheveux. Yandı gitti külahı. Abi orada yakılır. Allah belam ver. Ben normalde mum yakmayı çok severim. Yayında bir mallık yaparım diye ben mum yakmıyorum yayında. Diyorum %100 yayında bir mallık yapacağım, tutar çünkü benim %100. Ne kadar sakin karşıladılar. Çok da güzel kokuyor. Ben bir 10 dakika bağırdım anne, kafam yanıyor diye. Oh merde! What the fuck? Bir şey diyeceğim. Bu bana bir şey hatırlattı. Ben bir arkadaşımla canlı yayın yaparken evi yaktı. Oynuyormuş böyle çakmakla, bir anda alev almış. Bak o sensin de sanki arkadaşım diyeyim anlıyorsun. Allah çarpsın ben değilim. Vallahi çarpmış. Yemin ediyorum. Yayın mı açıyor ki? Sen şundakini nereden aldın? Olacak. Bizim arkadan annesi falan çıplak bir dedi. Muhafa helal. Dedim ya. Oha ya. Muhafa helal. To break up the stream. Kadın daha da geliyor bu arada. Biz fazla rahat değilim ya. Harbiden. Abi, evet bu Türkiye'de ya. Olsa mesela direkt yayın kapanır. Benden iç çamaşırı arkadan geçiyor Türkiye'de. Ve hala bir de kapının arkasından konuşma çabasına giriyor. Bir de diş fırçalıyor ya. Diş dursana bunun önünde abicim. Millet etrafı akıtacaksın dişlerini. Dişlerini fırçalarını mı? Evet. Dişlerin telleri düşemez mi abi? Türkiye'de olsa dönecek o iğrenç muhabbetleri var. Tahmin bile etmek istemiyorum ya. What? Holy guys, shit. Guys, wait a second. Dur, ne oldu? Ne var içinde? İstemiyorum. I've never seen this ever happen. Kurt mu var? What the fuck? USB mi çıktı içinde? Ne alaka be? There's a mini HDMI in my Chipotle. Oha. Oha, ne alaka oğlum? USB ucu. Nasıl ya? Niye yani? Oğlum yemeğin içinde böyle şey çıkabilir mi ya? Ne yapıyorsun abi? Tesisatçıda mı yaptın zaten? Ne yaptın ya? There's a mini HDMI in my Chipotle. Mini HDMI. Midesine çip gönderiyorlar. Belki Bill Gates çipliyor. HDMI mi? Herkese. Devam. Ha, şunların açıklamasını yapayım. Şimdi bazı yayıncılar yanlarında hoparlör taşıyorlar. Tamam, kablosuz hoparlör.
ve izleyiciler o kişilere bağış attığında bir tane ses kaydı gönderiyorlar bağışın yanında. Bağış edince ses hoparlörden bağıra bağıra şey oluyor. Bizde var mı böyle bir şey? Bizde yok. İyi ki yok. Yurt dışında. Aynen yurt dışında. Yok mu? Ben şunu hatırlıyorum. Levent bir kere Levo'yu biliyorsunuz. Levo bir kere diyetisyende şey yapıyor. Ne denir ona? Diyetisyende yayın açmış. Birisi bu sesli donate'lardan atıyor. Şarkı da bu. Bir anda diyetisyende gümbür gibi. Bak, oradan iki tane video izleyeceğiz. İyi ki yok. Ya. Daha da kötüsü var. Bu hakkında da var. In the back, this is for you. Bald white man. Bald white man. Nasıl bu tanıyor görüyorsun? Ha bu mu? Eskiden bende de vardı bu arada. Hatta bu bak, hatta bu bir yayıncı arkadaşla daha var. Ayşe hazır mısın? Sessiz. Sakın ha gidip söylemeyin. Bak sakın söylemeyin. Vallahi yemin ediyorum öldürürüm aslında. Bunlar söylemek yok bak. Bak şimdi. Nerede ya bu? Nerede bu? Şundan istiyorum. Bundan istiyorum. Ondan alacağım. Bunu istiyorum ya. Ben niye bit satın alamıyorum? Ben niye bit satın alamıyorum ya? Ben bit satın almak istiyorum. Para harcamak istiyorum. Para harcayacağım. Para harcayacağım. Yok. Neyse. Şu anda alamıyorum. Şu anda alamıyorum ama bir yayıncı arkadaşla daha var bu. Hatta ben dün yanlışlıkla attım hani deneyeyim diye aşağıdaki sesleri görünce. Ne olsun? Sonra bir de başımıza neler neler geldi, neler neler geldi. İptal etmiş bunu. Ama ben bunu istiyordum. Broadcaster sounds alert, source is offline. Kapatmış aşağıyı. Allah seni kahretmesin ya. Bald white man. Bald white man. Eskiden benim de sesli okuyordu mesajları falan. Ne oluyor abi? Osur sesi. Biliyorum, anladım onu ya. Hiç osurmuyormuş gibi. Bu ses ne ya? Ben yapmam. Aran yapar. Bağış yapan bu sesi nereden buluyorum? Daha çok merak ettim şu an. Ha, bu bildiğin bir para kazanma bug'ı gibi bir şey aslında. Ciddiyim. Ben mesela şunu hayal edebilirim yani. Ben bir hoparlörle Kütahya'da dışarıya çıkacağım. Osuruk sesi ekleyeceğim. Abidik gubidik şeyler ekleyeceğim içine. Aa, bu bayağı bug gibi bir şey abi. Ha. Bu mümkün, imkansız. İmkansız. Akıllı gelinler. Siz gülmekten bayılırsınız, ben utançtan bayılırım. 100 dolar. Ya da şey falan bir hiç osuran insan görmedim. Diyorlar işte abi, iki kere adam. Falan diyor tamam. Her adam geleceksin ağzını kıracak ağzını 100 dolar versin kırsın sıkıntı yok. Bence Twitch buna izin vermemeli biliyor musun? Niye? Bu tür platformlar buna izin vermemeli yani. Ya o sırada o ses kaydını yollayan kişi herhangi bir şey yollamış olabilir. Evet. Oradaki insanların panik içerisinde birbirlerine zarar vermesine falan filan neden olabilir. İlla böyle bir kaosun yaşanması mı gerekiyor bunu önlem almak için? Şimdi bak. İnsanlar... Şey, ama bu sesleri tamamen yayıncı kendisi ekliyor bu arada. Tamamen yayıncı kendisi ekliyor. Ya o biraz yayıncının insafında. En azından şöyle yaparsın. Hani ses listesini ona göre ayarlatabilirsin. Çok İki insanın ya. Hali bir başka. Şimdi dediğin tarzda bir video izleyeceğiz işte. Abi. Abi bir şey söyleyeceğim, Altan ben zaten hayatta yapmam öyle bir şey. Hayatta. Neresi burası? Hiç bilmediği bir yer. Üniversite olabilir çok büyük ihtimalle. Ne oluyor lan? Ayin mi yapıyorlar? Burası Twitch değil yalnız. Attention. Twitch mi burası? Çok gergin.
C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. Bu korkunç bir şey. Aa! Çok iyi. Bu korkunç bir şey. Yaşamayı seviyorlar abi. Bir kere kavga ediyor hala ya. Senin yaklaşık... Piston aşağı indi. Ve gülüyor abi. Korkunç, travmatik bir şey ya. Yani bunu kabul eden gerçek bomba patlatmayı da kabul eder bir noktadan sonra. Ruhunu şeytana satmış. Evet arkadaşlar. Ya bu tamam, şaka olmuş sonra kaka olmuş. Harbiden yani, bu arada ya. Şakayıca evet. Kakaya dönmüş. Yani çünkü her şeyi çalabilir yani, anladın mı sen izleyicilerin orada? Abi çok büyük kumar bu ya. Misçici almış yapılmaz. Belli ki. Ya orada birisi kalpten de gidebilirdi yani. Yaşlı biri olabilirdi. Abi canım. Bir süre kaçamıyor yani. düşüyor. Ya kalbi olan birisi falan. Olabilir. Kalpten gider. Anksiyetesi olan vardır. Panik atağı olan vardır. Yaşadığı şeyler bazıları için utanç verici olabilir. Asla yapmam diyecekleri tarzı olabilir. O yapılır ya. O şey. Ne kadar verdiğine bağlı. Yapmaz. Yok yapamam. Yani 1000 dolar veriyor, osuruk sesi abi. Yok moruk yapamam. Ben de yapmam ya. 10.000 dolar veriyor. 10.000 dolara ben osururum. Sese de gerek yok. Hiç gerek yok. Ya sırf para kazanıyorsun diye bence her şeyi yapıyor olman da bir tık garip. Ya bir yandan yapana yapma diyemezsin ama kendine göre bir sınırın olmalı ya. Ya mesela topluma zarar verebilme potansiyelinden dolayı ben bunu yapmayı göze almazdım. Ortasındayım ya. Bence eğlenceli bir kısmı var. O riski alıp adrenalin yani. Düşünsene Amerika'da falan yapsan okey, Türkiye'de. Düşünsene metroda benim şeyimden bıyıklı herife dikkat et falan diyorlar. Adam beni öldürecek mi? Tecavüz mü edecek? Zaten yani baktım diye de ben yani öylesine oturuyorum diye bile öldürebilirler ya beni. Türkiye'de yapılmaz. Şimdi Batuhan şöyle hemen yine sana bir bilgi vermek istiyorum. Tamam. Çok yaşa. Öksürdüm ya. Twitch şu anda her ay 140 milyon tekil izleyici ziyaretçisi alıyormuş. Bu sayı 2015'te 55 milyon kullanıcı imiş. Evet, gerçekten çok büyüdü. 3 katına çıkmış. Anlık olarak ortalama 127 bin canlı Twitch yayını yapılıyormuş. Twitch kullanıcıların %65'i erkek. Yani kaçı kız bu durumda Melina? Efendim duymam. %65'i erkekse kaçı kızdır? 40. Sen 45 tamam, Allah Allah. Şu an utanıyor musun? İkinci defadır hata yapıyorsun. 35. ne yapıyorsun ya? %65'i çıkardım. Ben bu manzarayı görmek zorunda mıyım ya? Aren ya. 35 diyemedi. Ya iyi ki söyledin. 35. Twitch kullanıcıların %65'i erkek, 35'i kadınmış. %73'ü de 35 yaşın altında imiş. Aktif yayıncılarının toplam sayısı kaç biliyor musun? Daha net. 150 bin falan mı? Ne bileyim. 10 milyon var mıdır? 9.2 milyon kişi. Ta 10 milyon işte. 10 milyon mu dedin sen? Evet. Bir dakika, 9.2 milyon yayıncı mı var? Ve bu sadece Twitch içerisinde mi?
İzleyici demedi. İzleyici demedi. Yayıncı demedi mi? Ben mi yanlış anladım? Erkek 35'i kadınmış, %73 de 35 yaşın altında imiş. Aktif yayıncılarının toplam sayısı kaç? Yayıncı. Biliyor musun? Daha net. 150 bin falan mı? Ne bileyim. 10 milyon var mıdır? 9.2 milyon kişi. Ta 10 milyon işte. 10 milyon mu dedin sen? Evet. Ha, helal olsun kız, ben 10 bin diye aklımda kalmış, evet. Nasıl biliyorsun yoktun? Okuduğunu anlamadım. Hayır, senin dediğini anlamadım. Şimdi Melina, sen de kapatmanı kapat. Aktif şekilde yayın açanlar. Konuşmalar geçecek. What's the deal with the handcuffs, Kappa? What? Wait, I thought you left those in the bedroom. Böyle bozmazsın şimdi, kızı ya. Bilmeyen izleyicilerimiz için ne oldu? Bir anlatır mısın? Fantezi yapıyorlar. Ama kız evet, bunu soracak kadar safmış. Olay bundan ibaret. Evet. Aren, ne oluyor şimdi burada? Sen daha hakimsin olaya. Çok sakat var. Çok sakat var. Çok sakat var. Hayır, onu orada kullanıyorsun. Arabayı niye alıyorsun harbiden ya? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Öyle. Ya belki kelepçe kızındır. Kızı da eve bırakıyordur. Kızı da kelepçesini bırakamamıştın kardeşim. Aa. Seviyorlarsa demek ki, öyle uygulama yapıyorlarsa demek ki, saygı duyuyoruz babacığım ya. Bizi kelepçeyle verdikleri sürece sorun yok ya. Ne yapıyorlar? Kelepçe çıkartacaksın değil mi? Al işte. Biz de stüdyoda her zaman hazır bulunduruyoruz. Sakla dedim sana. Abiciğim ne bileyim, konu gelince göstereyim dedim ya. Hayır, gösterme, ayıp. Ha. Bizim ayıbımız. Tamam, video bitince o zaman onu biz kullanalım. Şey yaparız, ben bağlayacağım onu. Bu vücut olarak batona benzeyen bir arkadaşımız değil. Çıtırdan. Güzel, güzel öğün, gayet iyi öğün. Güzel, yanında bir sebze. Tamam, evet, tamam, makarna. Tavuk. Of çok tadı. Oha! Gerizekalı ya. Ben çok net ve çok net hep bilerek yaptığını düşünüyorum. Her şeyi bilerek yaptığını düşünüyorum. Her şey. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşadı ya. Bisepsin çok kısa. Bu ne abi şimdi? Ama öyle bir adam ya. Yanılıyor. If you win this game, I'll donate $10,000. It's a lot of pressure. Mesela bu beyefendi YouTube'da değil mi? Bu beyefendi aslında canlı yayın platformu olarak direkt genelleme yapılabilir ya. Çünkü Facebook'ta da çok fazla yayıncı var. D-Live tarafında da var. YouTube'a zaten bir sürü insan geçti. YouTube'da bir sürü yayıncı var. Twitch yok yani. Oh my god, Mr. Beast! If you win this game, I'll donate $10,000. Oyun olayı da şu. Sana random bir Google Street görseli veriyor. Çevrene bakarak İtalya neresi olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Oha. Evet. Oh my god. Burası İtalya. Oh my god, but no, I suck at this game. I never ever... Fransa! Fransa, Paris! Oh my god. Paris! Are you actually here? This is like the easiest game of my life. It's a freaking... Tower in Japan. Ne? Bilerek yapıyor kesin adam. Adamın tavırları tam Can Karaka değil mi bu arada? Evet. %100 bilerek yapıyor o arada. Wait, what? Hakikaten. It's a freaking tower in Japan. Çok belli hareketlerinden de. Wait, what? Oh, ama Karako böyle cahil adam değil. Ya bazen böyle garip şeyler yapıyor. Ben şeyi hiç sevmem mesela. İşte he, eğer şunu yaparsan şu kadar daha. Beklenmedik anda, beklenmedik. Abi bilgiler. Bir dakika, kahretsin, Allah kahretsin. Ben bunu... Abi nasıl yapabilirim? Abi ben bunu ya bilirdim, tamam mı? Hani... Davranış olarak Karakol'a benziyor. Mesela Karakol'u böyle... Yapabilirdi. Yapabilir gerçekten, anladın mı? Gerçekten yapabilirdi Can böyle bir troll şey. Troll ya, direkt gerçek adamın ya yaptığı değil, gerçek edit abi. Bu %100 Eiffel edit. Eiffel Kulesi'ni görüyor. Tavrı ve Japon diyor. Ha, ben de öyle 10 bin dolar bile gitti yani. Hem rezil oldu hem 10 bin dolar. Hakikaten ya. Abi 10 bin doları ya. Adam versin bu görüntüyü ortadan ya kaldırsın bence abi. Herkes görüyorum. Rins seversin. Babacım, ne yap?
Gözünü mü kaşıyor abi içeriden? Oh, ye bir de anasını satayım. Ya, ye, ya, oh, yeter! Afiyet olsun. Mic actually on? Midem bulandı anasını satayım. The mic actually on? On tabi, on. Açtın kanalları, ne yapacaksın? Açtın kanalı. Yani. Nasıl fark etmez ya yayının açık olduğunu? Unuttum ya ama acaba? Ama şey ya. Evet, oluyor. Bitlik, evet. Yani. Ben kapattıktan sonra tribe giriyorum. 5 dakika hiçbir şey konuşmuyorum yani, anladın mı? Hani? Dalia yayını mı açıyor? Kasıtlı yapmış. Nerede? Nasıl burada mı? Burnu kırıyor. Nerede? Ya şu kadarcık sokmuş parmağını. Çok da sokmamış. Dalga geçtim benim. Peki bu işin normali nedir şimdi üstad? Sen ne kadar sokması lazım? Sen daha iyi biliyorsun. Ya abi şu burnuna sokmak değildir yani. Bu kadar yapıyor abi herif. Şu burnuna sokmak değil, kasıtlı. Sen ne kadar sokuyorsun? Fake reklamını yap. Hiç o videoyu koysun internete, düşsün gerçekten. Bir adı yayılsın falan filan diye kasıtlı yapmış. Biz duruz kaldın mı? He ya, bize kadar geldi o video. En kötüsü o. Hayır ya. Siktir abi. Abi hayır, ne alakası var? Tuvalet duştan çıkmış ama kamera var şeyde. Yuh artık ya. Ay inanmıyorum ya. Bu biraz sanki farkında gibi ya. Be, oo, koltuk altı nedir öyle ya? Vallahi çamaşır as yani be. Fön çek, çamaşır as oraya. Ama hiç kimse de uyarmıyor mu? Bir şey yazmıyorlar. Aa, bulutlu don giydi, gördünüz mü? Mavi üstünde beyaz bulutlar olan don giydi. Çok da inanmıyorum ya. Böyle hata yapıyor olamaz. Çünkü iki tane ekran oluyor. Ekranların bir yapılır tanesinde stream'in kendi yayınını izliyorsun. Yapılır. So I have two different... Where did I put ne those bu? Anyway? Digimon mu? Ne bu? Hayır, yapılır hayır, abi yapılır bu arada. Yapılır, ciddi diyorum, yapılır. So... So. Oh. Oh. Oh my god. Saç o kadar fazla ki. Oh my god. Yandı ve hiçbir şey değişmedi yani. Tövbeler olsun. Neyle uğraşıyordu? Videolarımıza devam edeceğiz tabii. Daha çok fazla fail'larımız var. Fakat bir yayın sırası daha acı. Başına asla asla gelmesini istemediğin şey nedir? Çıplak yakalanmak falan olabilir herhalde ama ben böyle... Aman üşş, ne olacaksa olsun gerçekten. Ne yapayım abi, kaderde varsa olur yani bir şey. Yapacak hiçbir şeyim yok gerçekten. Yapacak hiçbir şeyim yok. Gerçekten ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim? Olursa da olur. Yani gerçekten de olursa da olur. Yani yiğidin malı meydandadır arkadaşlar. Bir şey yok. Gelecekse de başımıza gelir. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir şey de çıplak yakalanıyor olsam bir iki hafta güler geçerim, bir daha da hatırlamam herhalde. Fark etmeden ben de soyunsam falan çok kötü olur. Fiyasko yani. Çok kötü, çok kötü. Evet. Yani çünkü o... Türkiye'de yıllarca konuşulur. Evet ya yani. Onu söylemeye çalışıyorum. O anlıkla kalmaz, anladın mı? Screenshotlar alınır, bilmem ne, her yere yayılır. İzliklerimizden yola çıkabilirsin. Tabii. Newt. En üst noktada zaten o yani, daha da malum, daha da gösteremezsin. Abi ben şeyden çok tırsabilirdim. Çocuk iş görüşmesinde bir anda abisi giriyor arkaya. Evet. Donuyla birlikte. Hatırladın mı? Ya şöyle bir durum var yalnız şimdi. Mesela atıyorum çıplak bir şeyin çıktı, etti ya da seninle ilgili herhangi bir şey. Bu direkt olarak kişilik haklarıyla alakalı. Sen eğer kendi bireysel isteğin ve arzunla bir şeyi paylaşmıyorsan, İnsanların bunu yayması, dağıtması, çoğaltması suç. Direkt suç. Bak bu sadece hani fotoğraf da değil. Bu her şey. Senin kişilik haklarınla alakalı ne varsa. Ne varsa. Dava açarsın, çatır çatır da alırsın. Hatta şöyle söyleyeyim, derecesine ve dozajına göre hapse kadar gider bu. Mesela çok şey, kapatamamak. İlber Hoca da yapmıştı ya, maşallah ne kadar güzel kızım. Haklı değil yani arkadaşlar, olay yani bu zaten. O soyunmayış hakikaten. Veya şey de çok üzücü yani, arkada annesinin çıplak gelmesi evet falan yani. O daha üzücü. Çok üzücü ya. Hadi evet, sen kendini kurtarırsın bir şekilde de yani. Yok Bray. Annen ya. Evet ya. Durdurabiliyorsun işte. Bye bye. Aa, tamam işte bunu hatırladım. Evet.
Bir şey diyebilir miyim bu arada? Burada kadın yorgunluğundan yapıyor daha bunu. Burada yorgunluğundan yapıyordu bunu. Millet bunu üf, madem izleyicilerinden bu kadar sıkılıyorsun, ediyorsun rah, falan yapıyordu insanlar. Ben yayından sonra o zaman demek ki benim şu koltukta bile oturup şarkı dinleyişimi görseniz diyeceksiniz ki Pelin bizden nefret ediyor. 6 saat şurada oturup konuşup oyun oynadıktan sonra yemin ediyorum size. Bak yemin ediyorum, bunu kimseye inandıramıyoruz kolay kolay. Ama ciddi söylüyorum, gerçekten şöyle yapıyorsun bak. Böyle kendini arkaya yaslıyorsun. Çok şükür falan yapıp da bitiriyorsun yani. Yani şöyle kalkmaz kimse, anladın mı, canlı yayını kapattıktan sonra. Kalkmaz. Sen o da hele bir de o şarkı söylüyor, full diyafram kullanıyor, ediyor, full bir performans içerisinde. Hadi ben arada bön bön ekrana bakıyorum, anladın mı? Ama onunkisi full performans. Toplantıdan çıkınca ben... Burada bir şey var mı? Sıkıntı bir durum var mı? Var. Yani baymış. Evet. Bu ne ya falan diyor yani hani. Bir de söylemese böyle, de mimikten. Güler yüzlü böyle, herkes güler, evet, yüzlü çok davranıp fake. Da... Buyurun. Çok rastlandı böyle bir şeye. Korona döneminde. Bir kişi daha rastladı. Covid, evet, döneminde. Bir kişi daha. Kapattım zannedip. Evet. Evet, evet, evet. Bana tamamen yorgunluktan yapılmış gibi geliyor. Söylüyorum tekrardan. Şey, Yasak Elma'daki bir Damla Yılmaz var ya. Var, neyse, insanlar anlar, tanır. Var ya Eren, nasıl bilmiyorsun ya Biran Damla? Biran Damla, tek kişi mi bunlar? Biran Damla, iki isim var kızın. Biran Damla, Yılmaz'da soyadı. Teşekkürler Biran, ve bu kabuk alardı. Bu çok 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 eski bir video. Evet, Atademir Ermantı'daki. Var mı sorun, hemen alalım. Evet, arkadaş olup olmadığını merak ediyorum. Ha, bak ne kadar güzel, damardan bir soru. Ya Esra, inanmıyor musun sordun ha? Hayır, yoksa yani? Vereceğim mi? Tövbe tövbe. Hayır, yoksa yani? Vereceğim mi? Tövbe tövbe. Biraz şey, doğaçlamanın kurbanı. Evet. Nasıl toparlasam diye düşünüyorum değil mi? Toparlayalım. Zamanın en büyük gaflarına, günlerce, haftalarca konuşuldu yani. Bir de düşün, o zaman da o kadar o kadar da sosyal medya yok. Yok, ona ne? Haberlerde falan mı ne gördük biz herhalde? Evet. Televole melevole oralarda yani. Sosyal medya düşsene bunun yani şu an düştüğünü. Şu an düştü. Evet. Yani gülünmesi de ayıp buna. Buna sinirlenirdim çok. Evet. Sinirlenir miydin? Beyaz yerinde olsam da sinirlenirdim yani. Programda ne yapıyorsun yani beni arayan, programıma katılan seyircime. Telefonda olsam da sinirlenirdim. Sağ ol solda Asuman Kreis'e galiba solundaki. O da sinirlenirdim. Herkese sinirlenirdim. Her türlü sinirleniyorum ben. Sinirlenirdim yani. Benden kalsın. Esra'nın çağrısına uyalım mı? Kalsın diyorum ben. Peki, ben de almayayım. Hadi bu arada sıcak sıcak çaylarımız da geldi yayında. Bu arada sıcak sıcak çaylarımız da geldi yayında. Bu arada ya. Arkadaşımız haberdar değil. Bizim stüdyomuz, siz de davetlimsiniz, arkadaşımız da öyle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, az sonra yeniden karşınızda olacağız. Çok iyi toparlanmış. Bayağı aşırı tatlı, profesyonel bir şekilde. Sakın ses açık deme bana. Sakın! Şey diyormuş, senin yapacağın... Çok korktum ondan. Yok, normal çay çok getiriyor. Korktum. Bir yayın kazasıydı. Tamam, okey, güzel. İyi gidiyoruz, gayet iyi. Ay, benimkiler geldi! Bu arada bunlar da korkunç ya. Ben mesela bu sunucuların... Ben bu sunucuların yanında olsam kalbim falan çok kötü sıkışırdı lan benim. Meşhur. Devam edelim. Öreler, Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, Belçika, Türkiye. Nerede olduğunuz önemli değil. Araya bağlansın. Alo. Alo. Nedir cevap? Başı. Başı. Efendim, telefon numaranız belli. Ben olsam şey derdim mesela, hayır efendim o kadar kısa bir cevap aramıyoruz. Söylemezsiniz, tatil edersiniz. Yarın öbür gün başınız ağrıyabilir. Anladınız siz.
Çok tatlı adam ya. En çok sonra anladım ben. Abi. Niye bak, bu konuşma içtim? Bak ya? Mesela bunlar böyle işte gaflar bilmem neler komik momik falan diye böyle şey yapıyoruz ya. Şimdi Twitch yayınlarında binlerce kişinin olduğu yayında yayıncı ağır ağır sövüyor da ediyor bilmem ne ya. İlginç. Cefalı bir şey. Yani onlara karşı bizim daha vefalı olmamız gerekiyor. Kız ne olmuş Fatih Kısaparmak? Fatih Kısaparmak değil gerçi. Bu kimdi? Unuttum adamın adını. Gaydırgup bak Cemilem de nasıl nasıl edeyim de biz bu işi. Adamın adını unuttum. Aa, Sümer Ezgü. Evet, nereden benim aklıma Fatih Kısaparmak geldi? Bir her şey devriliyor ya. Bir de duyar yaparken devriliyor ya. Ay ne kopardım ya. Evet, nakliye yayın masası gitti. Çok komik. Aileler taleplerini bir kez daha iletme fırsatı bulurken şehitler için mevlid okutuldu. Bir anda ağlayan oğlum şu haberleri düzgün yaz lan. Aa. Şehitler için mevlid okutuldu. Oğlum şu haberleri düzgün yaz lan. Şahane ya, şahane ya. Oğlum şu haberleri düzgün yaz lan. Korkunç. Korkunç bir edit hatası bu. Çok iyi. Son videomuz. Etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Canı yedir. Oh. Ama geri al. Geri al. Burak, emin misin? Orada o anda fark ediyor anladın mı? Tek olan görevi AK Parti'ye ve şahsıma husumet olan. O bugün şu kadar çok şey anlatıyor ki ya. Hangisi? Orada kovuldu çocuk mesela yani. Evet. Cumhurbaşkanısın, böyle bir şeyin yaşanması çok arkadaşı büyük yapıyor, aksilik. Neyse zaten canlı yayınlarda artık canlı olmadığını anladığımız için sıkıntı yok. Evet hocam, genel olarak canlı yayın kazalarını nasıl bulduk? Olabiliyor böyle şeyler, kusursuz değil. Biz hiçbirimiz. Hatalar, ufak tefek şeyler olabiliyor. Aşırı iyi bir videoydu. Çok güldüm bugün. Niye bu kadar güldün hakikaten çok ya? Çok güldüm ya, ne bileyim. Ben size en beğendiğim canlı yayın kazasını açayım. Ne yapıyor Mia? İşiyor musun? Evet, yaran yemiş bulunmakta. İşiyor musun? Gözünün içine bakarak işiyorsun. Gözümün içine bakarak işeme. Batuhan. Evet. Allah seni kahretmesin, Allah seni. Ya benim kılım. Allah kahretmesin, o gün de evde temizlik vardı ya. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Koltuğuma işedi. Bitiyor mu? Tabii ki de reis bitmiyor. Göndermiş efendim. Perin iyi yayınlar. Yeni bir şeyler deniyorum. Durun durun. Allah'ım benim. Der misin acaba demiş. Efendim. With regards. Bu tarz kanalları çok fazla incelemiyorum, etmiyorum ama ben abone olayım, chatle de linkini paylaşayım. Bu kadar kibar bir sesim varmış da açtım. Yeni video attıkça izlemeye de çalışırım. Şöyle size de linkini vereyim efendim. Buyursunlar. Gidip bir bakabilirsiniz siz de isterseniz. Ümit Besen yok mu kalemde? Ne yapıyor Mia? Kendime vurmam. Kendime vurmam çok özel bir hareket.
Batuhan. Bir de kapatmaya çalışacağım. Kumu tertemiz. Ben temizledim. Orada işte elini kapatmaya çalışıyorum. Kumu tertemiz. Ya ne gülüyorsun ya? Abi hep benim başıma. Titiz, pek titiz. Herkesin kedisi var, herkesin Allah köpeği. Allah kahretmesin, bir dörtmeye çalışıyor. Ya yapmayın çocuk ya. Çocuk bacık yapmayın, kapatalım kakanı da. Kakanı da kovdu bakalım. Kamerayı niye kapatayım? Ben alırım olmadan. Bu da sanki bana sanırsa Barbara Palvin yani. Bir de Batman. Allah seni kahretmesin. Gelme buraya. Git yanımdan. Sen yine bunun kumunu sirkeyle falan mı sildin? Hayır Batman. Al şunu. Ay şimdi ağlayacağım. Şimdi oradan uzak dur. Niye örtüyorsun? Neyi örtüyorsun? Allah Allah, yani niye böyle bir şey? Niye örtmeye yani çalışıyorsun? Aptal çünkü ilgi manyağı.